Esnaf bizim her şeyimiz. Esnaf olmazsa biz olmaz. Esnaf bizim sokağımızın ışığı. Her şeyimiz yani. Yani bugün taban olmadan tavan olmaz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da zaman süreç içinde yazıyoruz, anlatıyoruz. Ve genel başkanlarımız aynı şekilde. Esnaf gerçekten sokağın sokaklanması, ışığı yani. Esnaf, küçük esnaf olmadan büyük esnaf zaten olamaz yani. Ama şu durumda bir pandemi döneminde zor durumlar yaşıyoruz. Üç harflerden ben yine aynı şekilde tekrar tekrar söylüyorum. Buradaki cenazemizi, düğünümüzü, her şeyimizi bu esnafla görüyoruz. İşte evdesin bir işin var, altta bakkal amca var yahut da bir terzi var yahut da herhangi bir dükkan var. Anahtarın oraya emanet ediyorsun, çocuğum işte okuldan çıkacak oraya gelecek diyorsun. Git de şeye ver bakalım. Üç harflerin birine o kendini market sanan işte bilmem ne, ondan sonra milletin rızkına göz diken, kazandığı her şey haram. Bir yerde market zinciriyim diye hava atan bilmem ne buna benzer şeylerden çekiç satıyor, kürek satıyor, tornavida satıyor, buzdolabı satıyor, çamaşır makinesi, aklına ne gelirse. Bunlar insanın rızkını kesmektir. Bunlar işte güç gösterisi demektir. Ama bu geleceğin en büyük belalarından biri bunlar yani. Buna inanın yani. Allah korusun yarın su savaşına girdiğimizde işte açlık, işte market, yiyeyim, boğaz savaşına girdiğimizde bunlar kendi yandaşlarına bu sefer verecekler yani. Yandaşları da ve halka diyecek ki sen benden işte şöyle oldu böyle oldu. Buna benzer. Onun için de tekrar sesleniyorum. Kampanyamız da tutuyor. Esnafımız duyarlı olması lazım. Halkımız, vatandaşımız, burada yaşayanlar duyarlı olması lazım. Kendi bakkal amcasından daha evvel kara defterine amca bunu annem verecek ay başında, babam verecek dediği yerden, aldığı yerden tekrar tekrar oraya destek vermesi lazım. Şimdiki duyumlarıma göre de bu üç harfler çok Ramazan ayında 12 ayın 11 ayın sultanı işte bir ay Ramazan ayımızda ve bunu fırsatçılık yaparaktan bütün ürünlerine işte %30, %40 zamlar yapıldığını duyuyoruz. Onun için de esnafın ve halkın bu bakkalı daha evvel ucuz veriyor gibi öyle bir yansıma yapıyordu ama şimdi çok bakkalı verdiklerini duyuyoruz. Onun için de yerel esnaflarından alışveriş yapmalarını ve böyle bir günde işte destek çıkmalarını ve bir şeyin içindeyiz, çıkmazın içindeyiz. Bir gözden görünmeyen bir hastalığın içindeyiz yani. Bu pandemiden en kısa zamanda kurtulmamız lazım. Kurtulduğumuzda ve kurtulmak için de tabii esnafımıza destek vermemiz lazım. Yani yerel esnafımıza destek verirsek, yerel mükellefimize destek verirsek, inan çok iyi günler bizi bu pandemiden de kurtuluruz, bu şeyden de, bu beladan da kurtuluruz. Yani esnafın evine ekmek, aş götürürse esnaf, morali yerinde olur. En azından bu hastalıktan işte diyoruz ki maskeni al, işte eline yani düzgün şekilde yıka, günlük kolonyaydı bilmem neydi bunları. Ve morali iyi olursa bunlarla da ilgilenir yani. Morali iyi olmazsa artık ben bıktım deme yerine şeylerine geçen esnaflarımız da var. İnşallah aynı geminin içindeyiz. Hep beraber bundan kurtulacağız. Bu üç harfleri de işte en kısa zamanda devletimizden şey bekliyoruz. Bunların uzak işte en azından şehir dışına 20 kilometre, 30 kilometre, 15 kilometre dışarılarda bunların olmasını cani gönülden istiyoruz ve genel başkanlarımız bunun için çalışmalar yapıyor ve her şeyin altında, mahallenin altında iki sokak geçmeden, iki dükkan geçmeden ve 100 metrede diyor işte ben diyor şey açtım, market açtım, onun havasını yapıyor. 200 metrede yapıyor, havasını yapıyor. Onun için de bakkal amcalarımız değişik işte. Bakkal amcalarımızdan daha evvel bakkal amcalarımızdan işte zor durumlarda diyorduk. Şimdi normal diğer konfeksiyon zor durumda. Bunlar konfeksiyon işi yapıyor, buzdolabı işi yapıyor, tornavida işi yapıyor. Ondan sonra her iş yapıyor. Bütün aklına ne gelirse mükelleflerimizin hepsinin şeyini burada satıyorlar. Bence yazık yani buradaki
emeğin hırsızlığını yapıyorlar. Hayır, mübarek günü ben bunları hakimlere hakimi kurban olduğum Allah'a havale ediyorum. İnşallah yani bu hayır mübarek günü ellerimi de açıyorum yani. Bunlar belasını bulur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.